15 Temmuz 2016'daki başarısız darbe girişiminden 8 yıl sonra FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölüm haberini alan 15 Temmuz gazileri Sincan Ceza İnfaz Kurumları kampüsü önünde toplanarak davul zurnalı kutlama yaptı. Grup adına konuşma yapan Mehmet Celal Almaz, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölüm haberinin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirerek, devlete ihanet edenlerin Türkiye'den kilometrelerce uzakta vatansız bir şekilde defnedileceğini dile getirdi. Gülen'in ölümünün ardından terör örgütü üyelerine seslenen Almaz, "Bakın lideriniz geberdi, siz de aklınızı başınıza alın. Vatansız bir şekilde ölmek yerine gelin tövbe edin ve devletimizden af dileyin. Bedelini neyse çekin ve devletimizin şefkatli kanatları arasında yerinizi alın" çağrısında bulundu. "Bakın lideriniz geberdi, siz de aklınızı başınıza alın. Vatansız bir şekilde ölmek yerine gelin tövbe edin ve devletimizin şefkatli af dileyin. Bedeliniz neyse, cezanız neyse çekin ve devletimizin şefkatli kanatları arasında yerinizi alın." O gece biz Cumhurbaşkanımızın halkımızı sokağa çağırması üzerine sokağa çıktık ve eşimle birlikte Genelkurmay önünde yaralandık. O gün özellikle terör örgütlerinin hani farklı, şimdiye kadarki yapmadıkları bir deneyimi vardı. Ülkenin askeri üniformalarını giymiş bir şekilde ele geçirmeye çalıştılar. Biz de o gün sivil olarak vazifemizi yaptık. Onlara karşı durduk. Terörün karşısında durduk. Ve o gün onlar başarısız oldular. Biz terörist de olsa hiç kimsenin ölümüne sevinmeyiz. Üzüldük mü? Hayır. Böyle bir durumda söz konusu değil. Ama şu var. Bunun gibi terör liderlerine ders olsun. Bütün bu yaptıkları ve onun peşinden gidenlere ders olsun. Bu tür insanların yaptıkları yanlarına kalmıyor. Hem dünyada hem ahirette biz onların peşindeyiz. Biz hakimlerimize dünyada güveniyoruz ve biz Rabbimize güveniyoruz. Bunlar cezalarını çekecekler. Ve onun peşinden gidenler de bilsinler ki bu iş sonuçsuz kalmayacak. O öldü diye onun gibi ülkemize göz diken veya farklı emelleri olan insanlara karşı durduğumuzu, bu tür terör eylemlerine karşı işte FETÖ öldü, bu iş bitti demediğimizi göstermek için biz bugün buradayız. Biz mücadelemize devam ediyoruz, biz ülkemizi seviyoruz. Hainlerin yeri işte bu ülke değil, bunu da bilsinler. Dolayısıyla biz burada mahkeme sefahatinde, bu darbe unsurları Amerika'nın aparatı mankurtlaşmış robotlarıyla hesaplaştık ve bunların bir kısmı cezalarını aldı, bir kısmında hukuk süreci devam ediyor. Çeşitli safhalarla. Evet, biz devlete inanan, hele de bürokrat olarak, hele de hukuk işiyle çalışan birisi olarak hesaplaşmaya devam ediyoruz, edeceğiz de. Ömrümüzün son dakikasına kadar hesaplaşır. Ama biz şunu biliyoruz ki, asıl hesaplaşma Mahkeme-i Kübra'da olacak. Orada biz o insanların ve onların lideri olarak görünen, bugün ölen Fethullah Gülen'le bizzat hesaplaşacağız. Dolayısıyla biz hakkımızı helal etmiyoruz.